Almanya seçimi Türkiye'den gelen biri için hayret verici sürprizlerle dolu. Bir defa en şaşırtıcı olan 16 yıldır iktidardayken ve ülkenin çoğunluğu bırakma diye baskı yaparken kendi isteğiyle tahtını bırakan bir lider görmek. Taht dediğime bakmayın Merkel hayatında bir kere tahta oturdu o da Erdoğan'ı ziyaretinde. Gösteriş sevmeyen lider de alışmadığımız manzaralardan biri bütün yolsuzluğuna rağmen makamını koruyan liderler ülkesinden gelip bir kitaptan yaptığı alıntıyı tırnak içine almadığı için oy kaybeden Yeşiller liderini görmek de şaşırtıcı. Belki daha da şaşırtıcı olan o liderin seçimde partisinin oyunu %5 artırdığı halde daha sayım sürerken ortaya çıkıp birinci parti olamadık hata bende açıklaması yapmasıydı. Olacak iş mi? Bitmedi Sandıklar kapandıktan 3 saat sonra seçimde yarışan tüm partilerin liderleri bir televizyon stüdyosunda bir araya gelip sonuçları yorumladılar. Bu da geleneksel bir buluşma. Kaybedenler samimiyetle öz eleştiri yaptı, herkes birbirine karşı kibardı, oturumu yöneten gazetecinin en yakıcı sorularını bile samimiyetle yanıtladılar. Hangi partinin kiminle hangi ilkelerde buluşabileceği Hangi tavizleri vermeye hazır olduğu canlı yayında tartışıldı. Adeta koalisyon pazarlıkları bu yayında başladı. Nazi devrinden alınan derslerle sistem öyle sağlam kurulmuş ki radikal partiler kapatılmıyor ancak hem basın hem diğer partiler hem toplum tarafından marjinalleştirilerek dışlanıyor. Öte yandan baraj altında kalsalar bile eyalet düzeyinde başarı gösterdiklerinde meclise vekil gönderebiliyorlar. Böylece meclis bütün sesleri kucaklıyor. Şimdi Alman siyasetinin bir başka klasiği başlayacak. Partiler uzun ve yoğun bir görüşme trafiğiyle uzlaşma arayacak. Karşılıklı tavizler sonucu asgari müşterekler belirlenip hükümet kurulacak. Ayrılan kadın başbakanın yerine bir kadın başbakan yardımcısı olacak. Ve Almanya istikrar içinde değişimin yeni bir örneğini daha ortaya koyacak.